Merhabalar, Bungalow P60'ın Fenerbatik Karantina'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Netflix'in dün yayına soktuğu Freud dizisi hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz karantina günleri uzadıkça uzuyor maalesef. Koronavirüs tehdidiyle ben de evde kalarak, kitap okuyarak ve Netflix genel olarak dizi izleyerek, film izleyerek geçiriyorum zamanımı. Süreçte de dün yayına giren Freud dizisini de izleme fırsatı buldum. Biliyorsunuz Freud dizisi ismini de aldığı üzere Sigmund Freud'un hayatına odaklanıyor. Aslında tam hayatına odaklanmıyor ama gençlik yıllarında işte psikolojik deneylerini nasıl bulduğunu anlatan bir dizi gibi. Birazcık böyle gerilim öğeleri, işte polisi öğeler. Hafif korku öğeleri böyle katılmış, harmanlanmış bir dizi. Dizi Avusturya'da geçiyor, Viyana'da geçiyor. Biliyorsunuz Sigmund Freud Avusturya Macaristan İmparatorluğu doğumlu. Şu anda galiba Çek Cumhuriyeti'de kalıyor doğduğu sınırlar ama Viyana'da yaşayan biri. Ve onun gençlik dönemine odaklanıyor dizi. 8 bölüm dediğim gibi, 8 saat. Değişik, yani diziyle ilgili ne hissettin dersen dizi değişik bir dizi. Çekimler vesaire bence başarılıydı gayet. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Kas seçimi de çok başarılıydı. Mesela Sigmund Freud'un gençlik fotoğraflarına bakarsanız başrole seçilmiş oyuncuyu hakikaten benzettim ben. Bilmiyorum siz de benzetir misiniz? Benzettiyseniz yorumlara da yazarsanız sevinirim. Değişik bir böyle bir şey olur. Değiş tokuş, bilgi değiş tokuş olur. Ama genel olarak başarılı bir dizi, izlenebilir bir dizi. Zaten 8 bölüm dediğim gibi. İşte böyle gerilim öğeleri var. Hipnoz, mesela hipnoz sahneleri var. Özellikle onlara çok dikkat edilmiş Freud'un hipnoz tekniğini göstermesi açısından. Ve bunu bir aile üzerinden anlatıyor. Dizi aslında böyle bir belgesel dizi, yani Freud'un hayatına odaklanan bir belgesel dizi diyemeyeceğimiz kategoride bence. Ben yani Freud dediğimiz insanın hayatının daha farklı şekilde lanse edilmesini beklerdim açıkçası. Ama işte 8 bölümlük böyle bir proje yapıyorsun Netflix. Sadece de gençlik dönemine odaklanmaya çalışmış aslında. Bu açıdan da çok şey yapamıyorum aslında. O konuda eleştiremiyorum. Netflix'in çünkü çok fazla projesi var. Sürekli Netflix proje üretiyor. Artık bir noktada da tekrarıza giriyor açıkçası. Yani bazı açılardan diziler birbirine benzemeye başlıyor. Bu da çok hoş değil tabii ki ama yani izlenebilecek bir dizi. Dediğim gibi karantina günleri uzuyor. Hepimiz evde kalmamız gerekiyor bu süreçte birazcık. O arada da izlenebilecek bir dizi. Oyunculuklar başarılıydı bence. Onu da es geçmeyeyim. Dizi, ha, bu arada onu söylemeyi unuttum. Dizi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na geçiyor. Almanca ama Avusturya Almancasıyla. O yüzden bir böyle garip bir aksan da var. İzlerseniz ya da izlediyseniz siz de fark etmişsinizdir zaten. Böyle daha kaba bir tarz var dilin. O da ama yani gerçekçilik açısından güzel olmuş. O zaman dediğim gibi karantina döneminde izlenebilecek bir dizi. Yoksa ben oturup da çok tavsiye etmem bence. Yani çok büyük yapım, müthiş bir yapım demem. Daha ileriki günlerde de Önermatik Karantina'nın tavsiye edeceğim programlar olacak. Onlar mesela çok daha başarılı bence dizi olarak. Onlara da sürpriz, bizi takip ederseniz ve beğenirseniz haberdar olabilirsiniz. O zaman teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sie machen uns hysterisch.